Selam, videoma hoş geldin. Bugün sizinle birlikte gelinlik giyip bir gün geçirme videosu çekiyoruz. Gelinliğimi giyeceğim ve dışarıda insanlar için de günlük aktivitelerimi gerçekleştireceğim. İnsanların tepkilerini çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Gelinliği üzerimde bulunan kıyafetin üstüne giyeceğim ki üşümeyeyim dışarıda. Zaten Mart ayında niye böyle videolar çekiyoruz bilmiyorum. Ne kadar uzunmuş. Gelinliği ajansım benim yerime sipariş etmişti. Bu yüzden gelinliğin nasıl bir şey olacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şimdi gelinliği giyim aşamasına geçelim. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunu nasıl giyeceğim? Bu büyük, çok büyük. Böyle giyiyorum ve benim boyuma göre bence. Çok güzel. Gelinlik yapıyorsunuz şu an. Evet, gelinlik birazcık bana göre büyük alındığı için veya o şekilde bulunduğu için benim bedenime olmadı. Ben normalde 32 beden giyiyorum. Gelinlik ise 36-38 bedene göreydi. Aysun abla da sağ olsun benim gelinliğimi arkadan bağladı arkadaşlar, daha sıkı olması için. Ve askılarını da birazcık kısalttı. Benim bedenime göre gelinliği baştan dikti diyebiliriz. Özgür, efendim. İyi iyi, böyle iyi iyi. Diktim. Ya Veysel, beni hiç hak etmiyorsun. Ne kadar güzel oldum ya. Veysel, beni hak etmek istiyorsan ver bir yap. Millet bir şeyler ister. Hani bir ev, araba ister, beni istediği şeye bak. Açtıktan sonra böyle yine bu burada duracak. Gelinlikle ajansın içinde bir şov yaptığıma göre artık yola çıkabiliriz diye düşünüyoruz. İnsanların en kalabalık olduğu mekan olarak Taksim'i seçtik. Taksim'de gelinlikle bir gün geçireceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, gelinlikle araba kullanmak mı? İşte bunu da yapabiliyorum. Normalde buraya sığmazdım diye düşünüyordum ama tarlatanla birlikte biraz zor oldu. Ama yine de sığdım yani. Kapının dışına doğru taşmış olabilir birazcık gelinliğimiz. Çünkü kabarık biliyorsunuz. Şu an Taksim'e doğru ilerliyoruz. Çünkü Taksim biliyorsunuz en kalabalık yer İstanbul'daki. O yüzden oradaki insanların tepkilerini alabilmek için Taksim'e doğru yola çıktık. 13 dakika kaldı. Bizim damat nerede? Damat nerede? Bir uğur parası alalım ondan ya. Uğur parası değil mi? Evet ablam. Ben kendimle evleniyorum. Yapma kızım. Ben kendimden daha iyi birisini bulamadım abi. Dedim ki, beni benden daha iyi kimse taşıyamaz, kendimle evleniyorum. Yok damat abi. Niye? Halıyla evlenen var abi, gerçekten. Gerçekten var. Hemen karşımıza çalgıcı insanlar çıktı. Ve benim gelinlikli olduğumu görünce hemen müzik yapmaya başladılar. Ben de oynamaya devam ettim ama üzerimde hiç para yoktu arkadaşlar. Damat nerede diye sordular, damadı aradılar, bulamadılar. Biz de dans ederek günümüze eğlence katmış olduk. Nasıl denk geldi ya? Sarı saçlarla deli gönlüme ağlamışım çözülmüyor. Çok utandım. Teşekkür ederim. Nerede bu damat? Damat yok. Damat bey nerede? Damat bey yok beyefendi. Ben kendimle evleniyorum. Aşağı inelim o zaman. Aşağıdaymış evlendirme dairesi. Evet, uzun makarnayı nasıl almışım? Çok güzel. Damadı gördünüz mü? Hayır. Hiç takım elbiseli birini görmediniz mi? Görsem kulağımdan tutup götürürüm herhalde. İşte. Siz evli misiniz? Hayır. Siz? Hayır. Neyse, ben de değilim. Görüşürüz. Nasıl olmuşum? Ben olmuşum. Hadi damat alayı. Gelsenize. Beni üzmeyin evlendiğim günde. Hadi bir, iki, üç. Abim damat. Ay, hiç olmuyor ya. Görüşürüz. Teşekkür ederim.
Ben kendime mutluluklar diliyorum. Saklandım, çok utandım. Şimdi İstiklal'e doğru gidiyoruz. İstikbalimiz parlak. Aynı benim gibi. Az önce kadın dedi ki ismin gibi özgür bir gelin olmuşsun dedi. Ben dedim ki abla zaten ismim özgür. Ay düşeceğim. En son burada yürürken topuklu ayakkabıyla yukarıdan birisi bizi ifşalamıştı. Ay şurada bir oturayım ya. Ay yoruldum ya. Gelinlik ağır. Gelin olan insanları şu an anlıyorum. No, I'm married with myself. Ah, okay. We are taking video for YouTube. Ah, okay. Uh-huh. Can I take your picture? Yes. Thank you. Thank you. Evlenmek zor iş. Buna değecek olması gerekiyor Veysel'im. Ben herkese el sallıyorum. Kırık kalpler durağımda inecek var. Eteğimdeki dertleri dökecek var. Ay uçuyorum. Teyze nasıl olmuşum? Üşüyecektin be yavrum. Evet ya üşüyeceğim galiba. Vallahi, damat bey gördünüz mü hiç takım elbiseli biri? Yok bilmiyorum. Bir tane gelin binebilir mi? Gerçekten daha güzeldi bu arada. Damat nerede? Damat yok ya, kayboldu. Sonrasında önceden randevu aldığımız bir falcıyla görüşmeye gittik. Orada bana hem kahve hem de tarot falı baktı. Hadi bakalım falımda neler çıkmış. Arkadaşlar şimdi falcıya geldik. Bakalım falcı benimle alakalı nasıl ön görüşlerde bulunacak. Şey diyormuş, evleneceksin yakında. Geldim. Şey değil mi kahve falı? Tamam. Ay. Arkadaşlar bu taç kafamı o kadar çok ağrıttı ki size asla anlatamam. Kahve içeyim. Acaba falımda ne çıkacak ya? Ben hiç fal baktırmadım yani doğru düzgün. İnşallah der ki dünyanın en zengin insanı olacaksın. Neyse halim çıksın falim. İşte. Seçiyorum. Üç tane kart. İsmin Özgür. Özgür'cüğüm sorun var mı? Sorum var. Zengin olacak mıyım? O hepimizin sorusu. Evet. Burcun ne? İkizler. Biraz kararsızsın zaten. Zengin olmana biraz zaman var tatlım ya. Ama yoğun bir iş hayatın olacak. Wow. Kalabalık ve karmaşık. Ve burada kadından destek göreceksin. Patron olabilir, ailenden bir düğün olabilir ama danışı olacak kişi bir bayan. Hayatında biri var ama iyi biri bu. Sıkıntı yok ama hayatının sonuna kadar seninle olmuyor yani. Veysel. Veysel. Ne yaptın Veysel? Bak olmayacakmışsın. Ne? Beni aldatıyor mu? Hayır. Senin hayatında yeni yenilikler olacak. Yalnız çok şanslı bir kızsın onu söyleyeyim. Gerçekten mi? Evet. Yıldızın yüksek parlak. Bir konuda kararsız kaldın ya da kalacaksın. Bu bir seçim. Yani bir iş seçimi olabilir. Yapmak istediğin bir şeyle ilgili o mu bu mu diye iki şey arasında kalabilirsin. Diyor ki sana kartlar ikinciyi seç. Aklına gelen ikinci düşünce doğru olan. İş hayatıyla ilgili de çok sorun yok. Güzel. Hayatına bu Veysel'le mi bilmiyorum ama senin bir oğlun olacak. Wow. Biraz zamanı var yalnız. Of ya. Olacak. Kız yok mu ya? Benim bir sürü Barbie'lerim var biliyor musunuz? Sen oynarsın Barbie'lerle artık. Bir sürü Barbie'm var. Boşa gitmesin ya. Veysel biraz düşünceli mi? Çok düşünceli. O da oğlak burcu. Ha, ama oğlaklar fakir de olsa zengin ölür derler biliyor musun? Doğru. Yani sıfırdan başlıyor sürekli. Çok planları var ama en sonunda istediği şeyi elde ediyor bu çocuk. Yalnız biraz bazen ego çatışması yaşıyorsun ya da yaşayacaksın bu arada. Veysel kıskanç mı? Oo. Veysel bütün gece düşünceler içinde çünkü. Adını da anıyoruz bu arada. Neyse alışık ya sürekli. 4 vakit görünüyor. 4 ay, 4 yıl. Yani 4 yıla kadar evlenmiş olacaksın. Hayat kırıklığın olmuş bir konuyla ilgili bu. İş hayatı ya da özel hayatı. Çok oldu ya. Hangisi şimdi bilemedim. Bilmiyorum ama bir 3 olay seni çok üzmüş. Geride kalmış yalnız. Evet. Geriden beklediğin bir şey var mı? Bir para gibi almayı düşünüyorum. Yani. Var bu arada şey evet birkaç mevzudan. Aha. Gelecek o para sana beklentini karşılıyor. Hatta bir konuda beklentinin üzerinde bir
gelir elde ediyorsun. Onun dışında gayet sağlıklı görüyorum seni. Muhtemel uzun yaşayacaksın. Şanslısın. Kendini de öyle gördüğün için etrafın da öyle dizayn oluyor. Ben mesela küçükken ne hayal kurduysam hepsi oldu yani. Şu an olmayan hayalim yok. O konuda seni çok şey gördüm. Aurası yıldızı açık birisi. Biz aslında bu gerinlik videosunu bir hafta öncesinde çekmiştik ama Falcı ablanın burada söyledikleri bazı şeyler gerçekten de tam oturuyor ve ben ablanın bazı şeyleri bilmesine çok şaşırdım. İstiklal'e çıktığımız zaman benim tek başıma gelinlikle olmam insanların garibine gitti. Beni tanıyan, tanımayan bir sürü insan vardı ve gerçekten çok fazla insanla fotoğraf çekildim. Video neredeyse fotoğraf çekilme videosu olmuştu. Düşüyordum ya, nazar değdirmeyin ya. Herkes inanılmaz tatlı bakıyor bana şu anda ama bilseler eşim yok, üzülürlerdi. Yabancı olan insanlar da muhtemelen onlara enteresan geldiği için benimle fotoğraf çekildi. Yoksa beni tanıdıklarını düşünmüyorum. Çok güzel. Ay çok güzel oldu ya. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Polonya. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Uzun makarnayı çok seviyoruz. Selam olsun. Arkadaşlar biz 0 TL videosunda burada bir çekim yapmıştık. Bugün şimdi burada birazcık bir şeyler yapacağım. Ben şimdi garsonunuzum. Tamam, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şöyle masa toparlamayla yardımcı olabilirsiniz. Tamam, olur. Buyurunuz. Çok güzelsin bu arada. Teşekkür ederim. Sen de öyle sonrasında karnımız acıktı ve yemek yememiz gerekiyordu. Üzerimde de gelinlik olduğu için mecburen gelinlikle yemek yemek zorunda kaldım. Burger King'e gittik. Oradan da vejetaryen bir menü siparişi verdim. Hep böyle şey gelinlerin falan oluyor ya, düğünden çıktıktan sonra böyle Burger King'de yemek yiyorlar. Aa, burası ne kadar güzelmiş. Arkadaşlar bu arada bu vejetaryen burger, et yemiyorum. Evlenince yemek tercihimi değiştirmedim. Arkadaşlar ben bu videoda gerçekten çok eğleniyorum. Biraz gergindim. İnsanlar tepki verecek mi falan diye ama gelin olmak zor işmiş arkadaşlar. Haydi gidelim artık. Yemek yedikten sonra Taksim Meydanı'na doğru ilerlerken kameraman arkadaşımız bana köpeği sev gibi bir söylemde bulundu. Ben de köpeği sevmek istedim. Ama köpek biraz arsız çıktı arkadaşlar. Bir anda gelinliğimin üzerine oturdu. Sonra köpeği çıkartmaya çalışırken daha fazla sırtım dönüp yatmaya başladı. Ve etrafım bir anda çember şeklinde insanla doldu. Herkes bir anda bana yardım etmeye çalıştı. Beni çok acınası durumda gördüler herhalde. Yardım etmeye çalıştılar, çıkarmaya çalıştılar. Dur yapma aşkım. Durur musun? Gelinliğime basıyor. Çık aşkım. Bırak. Aşkım gider misin? Aşkım bıraksana beni. Ay! Ay kalkamıyorum.
Adam anlamadım. Teşekkür ederim. Thank you. Kay çok kötü hissettim kendimi. Ay köpekten kaçayım. Kendimle evlenmeye karar verdim. En iyisi değil mi? Baktım kimse beni hak etmiyor. Gördüm bak. Taksim Meydanı'ndan sonra Gezi Parkı'na doğru birazcık ilerledik ve orada insanlara birazcık şaka yapmak istedik. Damat beni terk etmiş, ben tek başına kalmışım gibi davranmaya çalıştım. İnandırıcı oldum mu? Hadi izleyelim. Ama ben üşüdüm burada, gel artık. Sen evlenmeyecek misin yoksa benimle? E niye o zaman dedin sen taksiyle geç, ben annemleri alıp geliyorum? Böyle bir şey var mı? Bunu yapan senden başka birisi var mı? Veysel bak, millet bana bakıyor. Beni burada salak gibi bıraktın. Gelinlikle insanların içindeyim. Gittim ben evlendirme dairesine. Dediler ki kocan yok. Ben şimdi ne yapacağım? Gezi Parkı'nın oradayım. Herkes bana bakıyor şu an. Herkes bana bakıyor. Acıyarak bakıyor. Neredesin? Çabuk gel ya. Yeter ya. Hadi gel artık. Beni kocasız bıraktın ya. En gencecik halimde. Gelinlikle burada oturuyorum. Yoksun işte. Beni niye taksiyle gönderiyorsun onu anlamıyorum. Gitmişsin annenleri doldurmuşsun arabaya, gelin arabasına. Annenle mi evleniyorsun, benle mi evleniyorsun? Dondum burada ya. Oturuyorum, merdivende oturuyorum. Ne para var üstümde, ne bir şey var. Gelinliğin cebi mi var? Nereye koysaydım paramı? Ne zaman geleceksin? Ya zaten olmuş kaç ya. Sen benimle evlenmeyecek misin? Başkasıyla mı evleneceksin? Ben bırakıyorum artık seni ya. Ben gideceğim başka koca bulacağım kendime ya. Puf ya. Kızlar paranız var mı? Evlendirme dairesine dedi ben. Dedi git dedi, bekleyeceğim o şey yap. Ben senden önce varırım dedi. Beni taksiyle gönder dedi. Et şeyin, gelinliğin kabarık dedi. Annesini, annesini doldurdu. Kaynanamları doldurdu herkes arabaya. Ben burada kaldım ya. Şaka çekiyoruz ya. Şey gelinlik hiç rol yapamadım değil mi? İnanmadınız değil mi? İnandınız mı? İnandın mı? İnandın sen mutlu ol. Yine karşıma bisiklet süren çocuklar çıktı. Uzun topuklu ayakkabıda da yine aynısı olmuştu. Bu sefer de gelinlikle bisiklet süreyim dedim ama maalesef gelinliğimin arkası bisikletin tekerine sıkıştığı için bisikleti süremedim. Ben her YouTube videomda bisiklete biniyorum arkadaşlar. Dur buna bineyim. Alan düş. Ben bundan düşerim. Nasıl olacak ben de merak ediyorum. Heh. Sıkışır mı? Aa! Gerçekten mi? Oldu mu? Tamam bence de. Sağ ol ama teşekkür ederim. Beautiful. Beautiful. Thank you. Kanka yabancılarla iletişim max bu kadar ya. Arkadaşlar Galata Kulesi'ne geldik. Sen neden gelinliklisin? Ben neden gelinlikliyim aşkım? Veysel'le evlenecektik, kayboldu. Beni bırakıp gitti. Seni bırakıp kaçtı ki? Beni bırakıp kaçmamıştır ya. Bu arada bir rivayet var. Biliyorsunuz Galata Kulesi'ne kiminle çıkarsanız onunla evleniyormuşsunuz. Ben kimseyle çıkmadığım için böyle tek başıma kaldım. Olsun. Bu arada gelini damadını önceden görmemiz gerekiyormuş. Yoksa uğursuzluk getiriyormuş. Beni bütün Türkiye gördü. Ay ne kadar kalabalık. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Bence video gerçekten çok keyifli oldu ve insanların da bayağı tepkisini ve ilgisini çektiğimi düşünüyorum. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz challenge fikirleriniz varsa onları da yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.